Bir şey söyleyeceğim. Sence doğu mu güzel, batı mı? Beni de buradan şikayet edebilirsiniz. Çıkamıyoruz ya. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Neden? Merhaba. Böyle arkadaşlar herkese merhaba. Ama şey böyle yamuk duralım ki insanlar böyle desin. Evet bak ben bunları daha bilmiyorum. Sen verdin elime bunu. Bugün ne yapacağız, biraz bundan bahset. Abi bugün kalktım çıktım işten geldim senin için. Okulu gezeceğiz. Okulu niye gezeceğiz? Manyak mıyız biz? Okul kapalı yani. Ama... Ya böyle olmaz işte. Arkadaşlar tercihlerim. Oğlum bir dakika. Merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyiz. Ve yanımda İbrahim var. İki EHM öğrencisi olarak size okul tanıtacağız. Artık ne kadar objektif olur bunu bilmiyoruz ama. Ya buralar artık bizim meskenimiz oldu ya. Ben mesela İstanbul'dan buraya gelirken memlekete gidiyorum diye geliyorum yani. Mesela benim babam da köye gidince böyle hissediyordu yıllık çekim köşem. Şu duvarların. Evet, yıllarca gördüğünüz o Instagram fotoğrafları bu duvarda çekildi yani. Siz de bir SDV'li olduğunuz zaman bu duvarları çokça Instagram'ınıza barındıracaksınız. Abi böyle bir duvar. Sırf SDV'ler fotoğraf çekilsin diye böyle yapılmış. Şimdi arkadaşlar şeye gidiyoruz. İşte bu mühendislik fakültesi var genelde değil mi? E1'den E9'a evet, kadar. Evet, şu anda burası mühendislik fakültesi aslında bakarsan. Şuradan E1 yani E ile başlıyor. E1'den girişimiz var. E10'a kadar devam ediyor işte. Burada bir sürü mühendislik şeyleri var. Burada işte makinaydı, tekstildi, inşaat falan hepsi buradan başlıyor. Şuradan. Arkadaşlar burası mühendislik fakültesi. Burada mezun olanlar genelde çekim yapıyorlar. Ben hiç daha çekinemedim. Evet, daha bize kısmet olmadı. Şimdi mühendislik fakültesindeyiz. Arkadaşlar mühendislik fakültesine gelmemizin tek sebebi var. Biz mühendislik fakültesini okuyoruz. Burası bizim şeyimiz. Aynen, ilk olarak bizim buradan mıntıkamız. Başlamak istedik. Burası mühendisliğin en büyük kantini. Eski adıyla cam, ondan önceki çay kek. Burada hiç yer bile olmuyordu. Tüm mühendisler falan evet, buradaydı. Burası korona döneminden önce. Hatta Doğu'dan merak edip buraya gelenler vardı. Sonra bura mıymış ya deyip geri buranın döndüm. Aslına bakarsanız fiziki anlamında ortamında hiçbir şey yok. Yani altı üstü. Üstü kapatılmış bir yer ama. Aynen. Ama işte 20 saat molalarında falan gayet oturup bir şey yapabileceğim, vakit geçirebileceğim bir yer işte. Böyle burada böyle. İşte arkadaşlar okul ilk başladığında bu taraflarda full kulüp şeyleri evet, oluyor. Evet, kulüpler burada kuruluyor. Standlarını kuruyor şöyle etrafa. Güneşin anlığında yana yana böyle bir kulüp tanıtımları yapılıyor. Çok fazla kulüp var aslında. Evet, o gerçekten bayağı şanslıyız bence. 200-250 tane kulüp olduğunu hatırlıyorum ama. Gençler şu anki durumda şurası, arkamda gördüğünüz yer SDV. Bana dön. Burası Spartalı Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Yani gördüğünüz üzere mitoz bölündük. Ben burayı terk ettiğim zaman burası Texas gibiydi. Burada hiçbir şey yoktu. Şu anda bayağı hareketli. Kafeler falan açık. Dolu. Aynen. Gece kulüplerini falan açıyorlar. Saçma sapan hareketler yapıyorlar bazen. Neyse boklamayalım. Yarın bir gün bir gece kulübünden şey alırsın. Reklam alırsın. Gece kulübünün şey storylerinde buradan. Evet. İndaya da buradan ulaşabilirsiniz. Beni de buradan şikayet edebilirsiniz. Arkadaşlar sözümüzü demek istiyoruz ki yani Isparta tamamen öğrenciler için kurulmuş bir şehir gibi bir şey. Eğer öğrenci yoksa otobüsler de yok. Mesela dün işte bayağı bir dakika bekle. Saat bile şey evet, bekledik. Evet. Otobüs bekledik. Şu an boş yapıyoruz. Evet. Şey videosu okulu şey, gezdirme siz... muhabbetimizi. Burası bizim kantinimiz. Ben kantinden çok fazla yemek yemedim. Kantin genelde. Değil, yemekhane bunlar yanlış şeyler. Aa, ödül derim. Burası bizim yemekhanemiz. Ben yemekhaneden çok fazla yemek yemedim öğrencilik hayatımda. Çünkü ben birinci sınıftayken bayağı yiyordum. Her gün bir de okula gitmek zorundaydı ki öğle arası falan full yiyorduk. Güzeldi ilk sene ama sonra bir bozdu falan. Ben daha çok şuralarda takılıyordum arkadaşlar. Evet. Burada da yine yemekler falan. Aa, ben Safir'den yiyorum. Zenginim ya ben. İçeride bir tane daha mühendislik fakültesinin içerisinde. Gerçi kış olunca evet, Isparta çok soğuk olduğundan buralar çok kullanılmıyor zaten. Yok. Direkt içeride bir kantinimiz daha var. Evet, sigara kullanıyor. Sen buradasın, başka türlü buraya uğramazsın yani. Aynen. İçeride kapalı olanda bir kantinimiz daha var. Şu an orayı gösteremeyiz okulun ne içerisinde. Ne oldu, dış mekanı var falan ama evet. İçeriye girmemizin çok da bir anlamı yok. Aynen öyle, orada da güzel yemekler çıkıyor.
Ya bir tık pahalı. Bayağı bir pahalı aslında bakarsanız. 15 liraya falan yiyorum ben öğlen yemeğini orada. Yani ama her bütçeye göre de var. Tost yersen 5 lira yani. E tabi tabi. O yemek o anlamında. Tamamen senin şeyinden, yaşam standartlarından kaynaklı. İbrahim garip fazla zengin mesela yani. Bir şey söyleyeceğim. Sence Doğu mu güzel, Batı mı? Şimdi abi bence Batı yani Batı çok güzel bence. Çünkü ama çok... Doğu daha güzel. Hayır. Yeşillik, ne bileyim, ortamı güzel, rahat. Abi pikniğe gitmiyoruz ki. Ne yapacaksın yeşilliği? Ne demek ne yapacaksın lan? Orada bir şey yok ki. Böyle saman rengi bir hayat var orada yani. Kendim orada... Burası ne böyle peki? Köpekler de burada. Birçok köpeğe de ev sahipliği yapmış üniversitemiz. Evet, onu öyle yap. O köpek de sana böyle dibine kadar girsin. Ama gelmemen gerekiyor. Evet, gerginim birazcık. Geriliyorum ben. Kamerada bakıyorum. Ayna gibi kullanıyorum. Dikiz aynası gibi. Oğlum gelmeyin artık, gelmeyin. Tamam, buradan keselim. Direkt batıya geçin, doğuya evet. Geçince orada görüşürüz. Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Köprüde görüşürüz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ne kadar güzel. Huzurla doldum arkadaşlar. Mükemmel. Gayet güzel ya. Ya buralar güzel ama ne yapacaksın abi? Üniversite gelmişsin. Arkadaşım Isparta burası. Güneş, kar, soğuk. Bunlardan hepsinden soğuk. Tamam, her yer şey... beyaz kar olsun okey. Buralar çok güzel ama yeşillik abi yani. Abi tamam işte yeşillik. Bak az önce söylediğim gibi kamera kapalıyken söyledim. Üniversiteler tanıtım fotoğraflarını, tanıtım videolarını hep çimlere oturan, yayılan çocuklarla yapıyorlar. Hangi üniversitenin tanıtım reklamında gördün yalandan bir AVM'nin içinde Gloria Jeans'te takılırken? Hani ben buralar çok böyle elimin altında olduğu için hani alıştığım için bana şey geldi. Abi ben o tarafa gittiğim zaman neyse bunu ileride söyleyeceğim. Oradaki... Bakın burada satranç şeyimiz var arkadaşlar. Tabii olmazsız olmazımız oynadın ya. Oynadın mı peki hiç 5 sene boyunca? Abi hiç oynamadım. Bu zaten benim 2. sınıfımda geldi buraya. Karşımda oynayacak birisini bulamadım. Hiç oynamadım. Yani şu anda var galiba karşımda oynayacak birisi. Hadi bir satranç oynayalım. Hayır hayır, saçmalama. Şöyle bir karar aldık. Ben yıllardır buradaki taşların tam olup olmadığını merak etmiştim. Şimdi birazdan dizeceğiz. Kesinlikle eksik olduğunu düşünüyorum. Taşlardan kesinlikle birisinin çalındığını düşünüyorum. Yani kaybolduğunu. Videoyu durdurun, sizce tam mı eksik mi? Abi aşağı sayın durun. Bakalım bir şekilde. Biz de hemen bir toparlayalım bakalım. Oynayacak vaktimiz yok ama toplayacak vaktimiz var. En azından bir yere hayrımız dokundur. Değil mi? Aynen. Hadi. Arkadaşlar 4 yıllık merakımı sizin için giderdim. Tammış. Artık bu okulu gönlünüz rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Çünkü satranç takımı tam. Net. Bizim inşallah arkadaşlar geliyordur. Burada işte çoğu kulübün şeyleri var. Odaları var. Yine aynı şekilde işte böyle dalışlı, dağcılıklı falan. Onlar da yine spor salonunda. Bu kulüp odalarını okul temin ediyor. Kulüpleri. Her bir odada ortalama 2 tane kulüp var. Çok fazla çünkü kulüp odası yok. Çok fazla kulüp var daha doğrusu. Burası kuaför lan. Oha, burada kuaför mü var mı? Keratin uygulama ve satış noktası. Evet, kuaförmüş. Oha. Biz de yeni öğreniyoruz. Biz buradan amfiye çıkıyoruz. Burası üniversitenin amfisi. Yarım amfi gibi. Birçok etkinlik burada yapılıyor. Açık etkinlikler, işte çaylaklar etkinliği, bahar yani şenlikleri falan. Çaylaklar partisini burada siz karşılıyorlar arkadaşlar. Evet ya, yalanlar 2 yalanlar 2-3 tane sanatçı getiriyorlar. Oğlum zamanında buraya Inna gelmiş. Inna. Ama zamanında gelmiş. Yıl kaç? Benden 2 sene önce falan. Abi Inna'nın gelmediği yer mi kalmış lan o zaman? 13 köy köy gezmiş Türkiye'yi, buraya da uğramış geçerken. Yani abi çok saçma ama. Arkadaşlar. Evet bu yani. Acaba şu an şey açık mı? Kantin mi? Kütüphane mi? Açıktır bence. Bir bakalım oraya. Hadi gidelim. Hadi. Oha, buralar arkadaşlar bayağı yenileniyor herhalde seneye. Tabi uzaktan eğitim olmazsa. Galiba kapalı da. Evet, burası kütüphane. Biz storylerden falan size içerisinin görsellerini şey yaparız, paylaşırım tabi buralarda. Anladım. Özellikle anladım. Sınav zamanları falan şurada direkt şey var, böyle kantin gibi bir şey. Orada yani çay çorba falan hepsi var 7/24. Aynen öyle. Yani... Ve güzel de bence şeyimiz. Bayağı da kalabalık oluyor. Okulun tişörtleri, tişörtlerinin satıldığı. Aynen, burası da SD dükkan arkadaşlar. SD dükkan. SD dükkan. Burada işte aynen İbrahim dediği gibi işte şeyler falan. Tişörtler, şapkalar, işte hırkalar, kapsollu, sivitler. Pazarcı gibiyim. Hiç yer bulunmuyordu buralarda ya, şaka gibi. Evet. Burada arkadaşlar GSF kantini. Peki Doğu'da şimdi hukuk var, tıp var. Başka neler var? Hukuk burada değil mi? Aynen. Ya tıpın orada.
Hukuk fakültesi var, tıp fakültesi var, dişçilik var. Bir denesene şansımıza. Hadi lan. İçeriği gösterecektik arkadaşlar, gösteremiyoruz. Anladım. Sonunda buradan bir şey yaptık, inşallah girebiliriz. Peki şeyi basma, otobüs kartı. Görüşürüz. Sonra güzel sanatların içerisindeyiz. Sanatçılık göstermek için girdik, büyük ihtimalle buradan çıkış yok diye hatırlıyorum. Şu Ertokuş'un oradan belki vardır ya. Ertokuş'un tarafta kalır. Burası güzel sanatların içi. Yani biz emin misin? Gibi... Evet, or. Acaba çıkış? Orası kapalı. Gel bakalım. Çıkamıyoruz ya. Gideceğiz hocam. Tek çıkış orasıysa birer yemesini çıkabiliriz. Atlayabilir miyiz? Atlayabiliriz. Bakayım. En kötü ihtimalimiz burası. Buradan atlayacağız. Atlarız abi buradan. Şurada basamak var zaten. He. Atlayalım, bir daha oradan yukarı çıkılmaz. Dur bakalım şu kapı var. Evet. Küçük bir amfi ama bizim girdiğimiz amfiler daha büyük herhalde. Aynen. Yani amfide çok fazla işimiz olmuyor ama olduğu zaman da artık şu amfisi daha büyük. Burası normal GSF'nin şeyi. Bay bay. Okuldan kaçıyoruz. Şey videolar oluyor böyle. Tekirin burada. Öğlen yemeğinde okuldan kaçıyoruz. Aa, yakınmış lan burası. Şurası abi, mıydı İBF? İBF. Aynen. Burası arkadaşlar... Bilimler fakültesi yeni yapıldı. Aynen. Bütün dersliklerde kamera var. Sınavda kopya çekemiyorsunuz. O yüzden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ne okunuyor bilmiyorum ama... Orada okuyorsanız kopya çekmeyin. Kopya çekemiyorsunuz, gelmeyin. İyi de bizim bölümde ben... de çekilmiyor ki. Zaten 3-4 tane şey koyuyorlar. Şimdi kötü tarafı ne biliyor musun? Bizde çekilmiyor, onlarda çekiliyor. Nasıl? Ya bizde kamera falan yok ama hocalar parmaklarımızın arasına bakıyor. Aynen. Şu şeylerin içine açıyor. Adamlara kamera bile var, onları hala çekiyorlar yani. Yok abi benim yemiyor, uzaklaştırma falan. Kanka bizde çünkü abartıyorlar gerçekten. Bu tarafa gitmemize gerek var mı ya? Bence hiç gerek yok. Arkadaşlar şurada hukuk var, tıp fakültesi var. Ha, buradan şöyle AVM'ye geçelim. Tamam çıkışta çünkü buradan yine geçeceğiz ki. Tamam en son gösterelim orayı. Bunu oradan şey yaparız. Bak şurası Ertokuş. Ben birinci sınıfı özlüyorum. Biz de Ertokuş'ta kızlar hani sırf doğuya geliyoruz hani doğu diye. Evet hazırlık geliyorlardı. O gün süslenip geliyorlardı. Ya burası birazcık şey okulun galerisi. Okulun yani galerisinden kastım araba galerisi. Okulun aynı zamanda showroom'u gibi. Ve kadınların evet, da... Evet şurası bayağı kızların bayağı şey yoluydu. Ne derler defile yolu. Aynen. Evet defileye çıktıkları yer burası. Aşağıda bir tane daha kantin var. Hemen orası çünkü araç garajının önünde. Hani oraya araba park edebiliyorlar. Hemen oraya çekiyorlar arabayı. Birazcık böyle şovlar falan filan. Abi iyice gömelim tamam mı? Sonuna kadar gömelim. Bu sadece okul tanıtma videosuydu başta. Buranın kızları var ya buranın kızları. Şimdi şeye gidelim. AVM'ye gidelim. Şu mardım iyice. Arkadaşlar şimdi burada yıllar sonra yapılan bir AVM var. Hala daha içi bitmedi. Görüyorsunuz inşaat şeylerini. Ama yine içinde Glory cinsinden tutun. Jeans. Şey pantolon markası Glory Jeans. Marketine kadar bir sürü şeyler var içinde. Jeans. Yaptılar şimdi yapmasına yapılmadı demeyeceğim ama çok yavaş yaptılar, çok geç yaptılar. Evet zamanlama çok kötüydü. Aslında şu ana yetişirdi ama korona muhabbetinden dolayı hiçbir şey olmadı. Hiç yetişmemiş hala inşaat devam ediyor. Sadece yapmaya karar vermeleri herhalde bir yıl sürdü. Ama bayağı şey var baksana. Poligonlar falan gitti mi sen buradaki? Ne? Yok abi ne gideceğim ya. 30-35 lira oğlum. 30-35. Gitmeye dövüyorlar. Poligon mu o emin misin? Evet. O... Ama boncuklu tabanca atıyorsun. Airsoft işte. Glory Jeans biraz güzel olmuş. Glory Jeans Isparta'ya çok deli yatırım yapıyor bu arada. Yani Glory Jeans'in kahvesini seviyorsanız. Çünkü yaşta oturacak yer bulamıyorsun. Evet. İşte... Doğuya da bence çok iyi yatırım olmuş. Çok mantıklı. İnternet kafe var. Ne gerek varsa artık. İşte... Bence yok mantıklı. Türk Telekom bence aşırı saçma. Berber var.
Abi telefon işte English time, British culture. Yarın bir gün reklam alamayacaksın bunlardan. Tuz time, buraları time. Arkadaşlar şimdiden söyleyelim. Hiç kimseye numaranızı vermeyin. Çünkü her sene düzenli olarak sene sonunda, dönem ortasında arıyorlar. Sürekli aranıyorsunuz. Yani ben hiç gidip numaramı vermedim ama ya İngilizce bir falan... Bir şekilde buluyorlar. Oğlum yapma. Ben siz böyle gelince geriliyorum ben, yapmayın. Evet ya, aslında bakarsanız üniversite genel olarak bu. Yani üniversite genel olarak göreceğiniz şeyler bunlar. Yani arkada ilahiyat fakültesi var, orman fakültesi var, ziraat fakültesi var, cartlar cutlar var. İstanbul'dan falan gelenler çok şaşıracak. Burada otobüs koltukları dolduktan sonra kimse binmiyor. Veya otobüste... Abi otobüste ayakta 10-15 kişi oluyor. Otobüs doldu diye otobüs yolcu almıyor. İstanbul'da oraya 100 kişi daha sokarlar, 100 kişi. Korona döneminde minibüste 37 kişi iniyor. Aynen yani. Geçen ceza gelmiş de... adam diyor ki yanlış sayıyorsunuz diyor. Bence adam haklı. Neden? Burası arkadaşlar spor salonu. Burada işte birçok kulüplerin yine odaları falan var. Ama böyle işte kayaktı, dalıştı, dağcılık falan onlar var. Spor kulüpleri. Aynen. Ha, spor kulüpleri. Süpersin. Süper tamamlıyorsun ya pasapor olayı. 29 Ekim'miş burası bu arada. Ben dedim. Batı'da vardı değil mi bir de? Batı'da da spor salonu var ama Batı'da bu kadar aktif değil. Spor salonu değil işte basketbol sahası, koşu pisti. Yok içeride KYK'nın orada spor salonu da var. Ama küçük. Burası küçük bir şey var bir, evet. Halı saha gibi bir şey herhalde. Salonu falan var. Hatta şey falan da var. Burada bayağı yarışmalar falan düzenleniyor. Aynen. Arkadaşlar ben 5. yılım burayı daha hiç girmedim. Bu boks falan bir şeyler falan var ya. Bu bayağı kickboks falan her telden bir şeyler var. Kızlar için bu step aerobik falan bir sürü şeyler var. Ya işte ilgilenen, ilgilenmeyen. Ben hiç gelmedim buraya. Ben sadece buraya yüzme havuzuna geliyorum düzenli olarak. Yani okula gelmediğim dönemde bile yüzme havuzuna geliyordum. Derse gelmedim, havuza geliyordum. Biz bazen hatta o kadar böyle elitliği açtık ki böyle 3-4 saat böyle molamız varsa kafede oturmak yerine hadi havuza gidelim falan diyorduk yani. Ben de yapıyordum onu ya. Ders aralarında havuza geliyordum. Ve ama çok iyi böyle aşırı, hissettiriyordu. Aşırı rahatlatıyordu insanı. Yani üniversiteyi dibine kadar kullanıyordum. Evet, falan. Üniversiteliğim falan yapıyorsun ama çıktığında otobüs bulamıyorsun. Sonra diyorsun ki evet SD'de üniversiteliğim diyorsun. Bir saniye, ay. Teknik bir arıza yaşıyoruz şu an. Çok teknik, aşırı teknik. Gün bitiyor. Ben çok yorgun. İşten geldim. Bir de yani okulu hiç bu kadar gezmemiştim aslında bakarsan tek seferde yani. Okulu sizin için gezmiş olduk. Şu anda da spor salonunun önündeyiz. Aynı zamanda yüzme havuzu, 29 Ekim yüzme havuzu. Ya yani 16 Mayıs değil. Evet ya yani çok heves edip hiçbir seferine gelemediğim bir yer burası. Ama fiyatları çok uygundu. Ben ilk sene falan gelecektim. Yani. Fitness falan aşırı uygundu. Yani 2-3 lira bir şeydi fitness yanlış hatırlamıyorsam. 2-3 değildi lan. 20 falandı galiba. Aylık ama o. Tam aylık. Tamam ben 2-3 tek sefer giriş böyle giriş 2-3 liraydı yani. Hani düzenli gelemiyorsan. Havuz da çok ucuzdu. Havuz aynen. Hala havuz, bence okey. Havuz öğrenciye hala ucuz. 8 lira girişi şu anda. En son güncel fiyat. 2-3 gün önce girdim. Aynen. Ve havuz bence bayağı iyi. Havuz olimpik bir havuz. Tam olimpik bir havuz. Ki bir de çalışmayı düşünüyorsanız da böyle şeyliğiniz falan varsa orada yine çalışan arkadaşlarım da oldu. Evet. BSU'da okuyorsanız veya işte sporla şeyiniz varsa, lisansınız falan varsa aynen. Orada çalışabiliyorsunuz. Can kurtarma falan o tarz belgeleriniz varsa burada çalışabiliyorsunuz. Benim birçok arkadaşım çalıştı. Ben çok burada. Ben çok özeniyordum ya. Kışın ortası arkadaşlar. -20 derece hava var. Biz tabii yüzmeye geliyoruz mal gibi. Abi bir geliyorum adamlar böyle pıtı pıtı terlikleri, üzerinde bikinileri, şeyleri, aynen. Şortları çalışıyorlar. Böyle iş olur mu lan? Böyle iş mi olur ya? Ben taş taşıyorum ya. Hep o sahneleri görünce aklıma hep work and travel yapasın gelir. Gerçekten ben bir gidiyorum böyle özeniyorum. Adamlar ondan para alıyorlar. Bu arada şey kursları falan da var ha bayağı. Üniversiteye bayağı gelmiş var. Hala hani yüzme bilmeyen arkadaşlar için bayağı iyi ve ücretleri de bayağı uygun. Bayağı uygun. Bir ay eğitim alıyorsunuz ki zaten yüzmenin temelini öğrenmek için bir ay yeterli bir süre. Aynen. Daha sonrasında kendiniz devam ediyorsunuz. Artık suyun üzerinde durmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Onun dışında orada da fitness var, burada da fitness var. Oradaki fitness küçük biraz daha. Hı. Ama işte havuzdan önce fitness'a gireyim, sonra işte havuza gireyim veya havuzdan sonra saunaya gireyim diyebiliyorsunuz. Aynı zamanda gül saunası var. Yani gül... Oha. Tabii. Gül kokulu bir sauna var içeride. Oha. Ben girmedim bu arada. Havuzun sadece havuzunu kullandım. Saunaydı. Ben de gül saunasına girmedim ama gül saunası şöyle çalışıyor. Rezervasyon yaptırıyorsun. Ha. Bir kişi de aynı fiyat, dört kişi de aynı fiyat. Ha. Çünkü senin için ateş yakıyor adam onlar. Neyse arkadaşlar demek istediğimiz yani sadece üniversite kantin kafelerden ibaret değil. Birçok olanağı var. Ki aynı şekilde birçok kulübü de var. Kulüplerde işte kayağından kışın kayak yaparsın. Yazın işte Antalya'ya, Bodrum'a falan dalışa götürüyor kulüpler. Ben hepsine katıldım. Zaten kanalımda da var. Ben katılmadım. Ben deli gibi kulüplerde geziyordum arkadaşlar. Hem kaynaşma açısından çok iyi hem de gerçekten üniversite gibi yaşadığını hissediyorsun mesela. Efendim hocam? Yok hocam. Gezmeye. İşte
Veresiye veren, peşin veren. Bizim durumumuz bu. Ya kendince göre birçok kulüp seçeneği var. Amerikan futbol kulübü falan bile var. Ya, ya. Ne oluyor ama baretle de yapıyorlar. Kaskları yok, inşaat baretiyle birbirlerine vuruyorlar burada. Genel olarak Anadolu'daki tüm üniversiteler neredeyse bu şekildedir. Yani üniversite sana birkaç olanak tanır. Ama ortamını, hayatını senin kurman gerekiyor. Bir arkadaşlık ortamını. Bu sadece kendi sınıfından insanlar olmaması gerekiyor. Burada birçok farklı bölümden, birçok farklı kafada insanlarla tanışıp... Evet kanka, haklısın. Birçok diyor kafada... ki, çok uzattın yeter artık. Birçok farklı kafada insanlarla tanışıp hayatınızı güzelce doldurun. Daha sonrasında bizim gibi mezun olduğunuzda en azından yanınızda insanlar olsun. Çünkü üniversitede arkadaşlık yapmak biraz zor. Yani doğru evet, arkadaş bulmak çok, üniversitede çok zor. İnsanlar genelde lisedeki arkadaşlıkla devam eder yani hayatına. Ya onlar da var tabii ama üniversitede ben şanslıydım bence. Sen şanslıydın mesela. Biz daha yeni tanıştık neredeyse yani. Evet. Sonra YouTube'da beraber bayağı hızlı bir kaynaşma oldu bizim. Fazla kaynaştık. Evim de çıkmıyor. Kime dertleniyorum lan ben? Baksana abi bayağı bir burası full buz pisti olsun net tutar ve herkes gelir buraya. Ya ne buz pistiymiş kardeşim, yapacaksın buraya bir go kart. Bak go kart da çok mantıklı. Ya, okulun içinde bence böyle etkinlik şeylerin olması gerekiyor. Mesela aynen. Ben Yıldız Teknik'te görmüştüm, çok özenmiştim. Go kart var lan okulun içinde. Böyle. Oha. Harbiden çok güzel. Ya düşünsene 3 saat aram var hadi go karta gidelim. Araba kira alıyorsun okulun içinde ya. Oha geliyor lan. Yine Rıza. Biz şimdi artık çekimi bitirdik, eve gideceğiz. Ama... Ya normalde bunun son video olması gerekiyor ama ben tahmin ediyorum ki biz otobüs bulamadığımız için bunu da çekmeye ihtiyacı duyacağız. Okuldan eve gitmeye çalışacağız. Özellikle buradaki hastanenin oradan otobüse bineceğiz ki bakalım oradan otobüs gelme ihtimali daha yüksek. Yani arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım aradığınız soruların cevabı bu videoda olmuştur. İnşallah ya. O konuda çok şeyim, tedirginim çünkü yani her şeyi anlatmaya ama... başladık aynen ama anlattıkça da anlatasın geliyor insanın. Sıkmak da istemiyoruz. İnşallah kararında bir video olmuş. Eğer böyle bir hani üniversiteyle ilgili gerçekten merak ettiğiniz, üniversitelerle ilgili genel olarak merak ettiğiniz bir şeyler varsa altına yazın. Ne hı-hı bileyim toplaşır bir daha konuşuruz herhalde. Aynen. Tercih ne zaman bitiyor tercih dönemi? O var ya sanırım ona biraz İyi daha. İyi tamam tercih dönemine kadar tartışırız aynen bu konuları yani. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumdan da belki hani anlık olarak da cevap verebiliriz. Kesinlikle öyle. Şey ama yorum 2. Biri sen biri Doğuş. Doğuş da ev arkadaşım. Neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana konuk olduğu için İbrahim'e çok teşekkür ederim. Ne demek. Hoşçakalın. Her zaman. Arkadaşlar otostoptayız. 2 saattir bekliyoruz arabayı, gelmedi otobüsü. Şimdi mecbur otostopla eve gitmeye çalışacağız. Paket motor bir restoranın paket arabasıymış. Sparta'ya atıp öyle gideceğiz. Sparta'da mı?